Söyle bakalım. Nereden anladın bir şey söyleyeceğimi? Ya sabırsızsın, heyecanlısın. Var yani bir şey. Bunu anlamak bu kadar zor değil. Tamam. Hadi o zaman sen tahmin et ne söyleyecekmişim. Şimdi şöyle olacak. Laf tabii ki kendiliğinden. İşte bizim ne zaman nikah tarihi alacağımıza falan gelecek. Tabii sen şey de yapabilirsin böyle işte zaman akıp gidiyor falan filan gibi böyle felsefik bir yerden de girebilirsin ama. Yani aslında işte. Başak. Bak ben seni bu konuda hiç yormayacağım tamam mı? Sen ne zaman istiyorsan gidip nikahımızı o zaman hallederiz. Sonra böyle işte Simaylar, Pelinler filan hep beraber güzel bir yemek yeriz. Oradan da hop eve. Nasıl? Hop nasıl öyle? Hop. O hoptan önce sen bir şey yapmadın mı? Ha Başak bak ne olursun damatlık giymeyin ne olur ya. Öyle bir şey demedin geri al. Geri al, o lafını geri al, duyacağım. Geri alır mısın? Bir dakika ya Başak, senin aklında ne var? Sen bana bir söylesene bakayım. Tamam, söyleyeceğim. Ama bak. Ama bak, eğer itiraz edersen bu yüzüğü bu par... Yüzük! Nasıl ya? Aferin sana Başak, kaybettin değil mi? Söyle Başak, kaybettim de. Kaybettim, çıkardım parmağımdan de. Benim seçmek için günlerce uğraştığım yüzüğü kaybettiğini söyle Başak, ha? Ya ben onu kutusuna koydum. Ya Başak niye çıkarıyorsun parmağında? Düğüne kadar eskimesin diye. Ben şey yapacağım şimdi, gideceğim o yüzüğü tek takacağım, öyle geleyim, öyle konuşacağım. Çünkü senin yüzün nasıl, yüzün nasıl çıkmasını hiç istemiyorum. Seni çok seviyorum, tamam mı sen? Tamam, otur, ne söyleyeceksen söyle. Otur, otur, sen kalkma. Orada otur, bekle beni, ben geleceğim, tamam mı? Tamam, ne söyleyeceksen söyle. Evet. Sürprizi bekliyorum. Gözümü kapatayım mı? İyi olur. Bir dakika, bir dakika. Sürprizden önce aklımda bir şey var. Eğer şimdi dede İsviçre'ye gidiyorsa bizim bu oyunu oynamamıza gerek kalmadı mı? Kalmadı. Pelin, hadi. Annene ne diyeceksin? Onu daha düşünmedim. Ama izin verirsen daha güzel bir şeyler düşünmek istiyorum şu an. Tamam. Kapattım. Seni gördüğüm an daha önce kimseyi sevmediğimi anlamıştım. Ve senden sonra da kimseyi sevemeyeceğimi. Sinan. Allah! Pelin! 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 Bittim ben. Ne oluyor Başak? Ya ben sana ne olduğunu anlatacağım. Ne olur yardım et. Bittim diyorum. Ya Başak. Önemli bir şey konuşuyorduk. Günler çuvala mı girdi? Ya günler çuvala mı girdi? Sen durumun ciddiyetini anlamıyor musun? Bittim diyorum ya. Ya Başak dursana. Ya öyle bir zamanda geldik ki birazdan çok acayip romantik bir şey olabilirdi yani. Ya bizim de çok acayip romantik anlarımız olduğunda siz de gelip onu yarım bırak konuşturma beni. Bittim diyorum lütfen. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ben hemen geleceğim, hemen geleceğim. Böyle saçma sapan bir şey yüzünden oradan çıkarttıysan var ya. Ay sanki bana çiçekmiş de toprağından ayırmışım, hallere bak ya. Ya Sinan arkasında bir kutu tutuyordu. Belki içinde yüzük vardı. Belki bana evlenme teklif edecekti. Ya keşke Bülent de bana bugün verseydi o yüzüğü. Bugün vermiş olsaydı yani. Ah ama ben bilseydim, ben bilseydim o yüzüğü böyle ameliyatla böyle parmağıma kondurmaz mıydım? İğne iplikle elime dikmez miydim ben? Bak Başak sen yüzüğümü kaybettin yoksa? Evet. Ya Bülent'im onu ben böyle sırf demede hasetlenip böyle içim içimi yemesin diye almıştı. Ben ne yaptım? Kaybettim. Yani kızım o yüzük için insanları böyle Bülent'in yüzüne tükürttürmeseydin iyiydi. Afiş de asmıştım sistem, onu da söyle. Evet, bir de rezil rüsva ettin. Başak, ben olsam direkt söylerdim ya. Bülent öyle maddiyata önem veren bir adam değil ki. Yani bence bir şey demeyecek. Evet, Bülent maddiyata önem veren biri değil ama bu bir servet değerinde. Gandhi olsa içi giderdi. Ay o kadar mıymış? İnternette o kadarmış. Ya bir düşün ben ne yapacağım? Ben nerede kaybettiğimi bile bilmiyorum ki. Oraya bakayım. Nerede olduğunu bilmiyorum yani. Ay vallahi işin çok zor sistem. Tamam. Aklıma bir fikir geldi benim. Şey dağılalım bir üç koldan arayalım ha? Yani Sima'yı bilemem de ben hiç yokum oralarda. Öyle mi? O zaman benim de nikah şahidim Simoş olur. En güzeli. En güzeli. Zaten düğün günü terk edilmiş kadınlar nikah şahidi mi olur canım? Simoş'un şahidiyle sen böyle ömür boyu mutlu olursun. Benim de nikah şahidim Simoş olacak. Sakın. No. Sakın gitmiyorsun. Sakın gitmiyorsun. Ben sana... Sen ben gitmiyorum. Ama senin bana işin düşecek prenses. Göreceksin.
Geldim, geldim, geldim. Geldim. Çabuk geldin. Gitmedim ki. Başa ne olmuş? Yani iyi görünmüyordu da. Ya hayat işte. Bir iyisin, bir kötüsün. Yani yardım edebileceğimiz bir şey varsa o yüzden... Yok yok. Yani ben çok ısrar ettim ama ille de ben halledeceğim dedi. Yani sordum ama cevap vermedi. İyi. Ne yalan söyleyeyim, işime geldi. Çünkü bir an önce yanıma geldin. Ben gitmeden önce bir şey söylüyordun sanki. Seni gördüğüm an daha önce kimseyi sevmediğimi anlamıştım dedim. Ben de biraz geç anlamış olabilirim belki ama... şu an seninle aynı yerdeyim. Ve senden sonra da kimseyi sevemeyeceğime de eminim. Ben de senin hayatımdaki son erkek olacağından eminim. Sinan, hastaneden aradılar. Ne oldu? Dedim akşam uçağına bindireceklermiş. Fenalaşmış mı? Ya bilmiyorum galiba. Yani yoksa niye böyle acele etsinler ki? Hafta sonu için konuşmuştuk. Tamam, panik yapma hemen. Gidince öğreniriz. Ya ben senden gelmeni rica edecektim ama yani önemli bir şey varsa da... Tamam, siz gidin. Ben bekleyeceğim seni. Tamam. Dönünce arayacağım. Tamam. Ay var bende bir uğursuzluk ama hadi bakalım. Sana enişte mi diyeceğiz artık ha? Pelin bak sağ ol canım. Pelin bak vallahi en uyuz olduğum muhabbetler, sakın girme oraya, tamam mı? Alışırsın enişte, alışırsın. Vallahi Hakan da ilk başta o kadar gıcık oluyordu ki bu lafa. Ama sonra o kadar güzel benimsin ki. O zaman ben de sana yenge derim. Ha, de vallahi. Yenge. Ne pis bir muhabbet ya. Ay evet, çok saçma oldu ya. Sen Başak'la konuştun mu? Ha şey, çıkarken gördüm. Bir işi mi ne varmış? Yüzüğü çıkarmış. Aa, öyle mi yapmış? Ya herhalde çok acelesi vardı. Böyle koştura koştura gitti. Var ya, yüzüğü kaybetti sandım. Yemin ediyorum ödüm koptu ya. Ben o yüzüğü o kadar beğenerek, o kadar özenerek seçtim ki, pardon dur. Emlakçı arıyor. Bu işlemleri halledeceğiz de. Süper. Buyurun, dinliyorum. Bülent Bey, size kötü bir haberim var. Alıcı arsayı almaktan son anda vazgeçti. Nasıl ya? Dünyanın parasını verdiler kaporaya. Emin olun ben de çok zor durumda kaldım ama ticarette maalesef böyle şeyler oluyor. Yasal olarak kaporayı geri vermeme hakkınız var. Sizde kalabilir. Alıcının bunu sorun etmeyeceğini düşünüyorum. Ya bırak, istemiyorum kardeşim. Kalsın tamam ya. Bülent, hemen öfkelenme sen. Şu anda karşımda kendisi. Hatta zamanınız varsa bizzat kendisi özürlerini sunmak istiyor size. Bir saniye. Buyurun. Alo Bülent'ciğim. Ah canım ya, nasıl özür dilesem ben bilemiyorum gerçekten. Ya Ceyda, sen nasıl bir manyaksın ya? Ya senin bizle oynamaktan başka bir işin yok mu? Allah'ın belası, başka bir işin yok mu senin bizle oynamaktan? Ay aşk olsun ya, sen beni tanımıyor musun? Ben öyle bir şey yapar mıyım? Ne oyunu? Ya ben tam alacaktım. Tam her şey kesindi. Saçma sapan olaylar oldu. Olmadı yani. Ah canım. Siz o arsanın parasıyla bana olan borcunuzu ödeyecektiniz değil mi? Kısmet değilmiş artık, mukadderat. Ceyda sen var ya, sen bittin bak, sen bittin. Bundan sonra iki elim yakınlık, tamam mı? Sen bittin, görürsün bundan sonra. Hadi bakalım. Bülent, Bülent bir sakin ol, bir düşünelim önce. Ya neyi düşüneceksin Pelin? Neyi düşüneceksin Allah aşkına ya? Ben nasıl söyleyeceğim şimdi Sinan olmadı diye? Ha? Çocuk daha yeni topladı kendini, yeni yeni kendine geliyor. Vallahi de artık delireceğim ya. Söylemeyeceksin. Bulacağız o parayı. Ben vereceğim size. He, o da, o da hemen kabul edecek zaten. Ya haberi olmayacak ki Bülent. Yani arsa satıldı diyeceksin. Vallahi bilmiyorum Pelin ya. Yazı böyle gizli saklı işleri sevmiyor zaten, biliyorsun. Bülent, ben de sevmiyorum gizli saklı işleri de. Yani baksana, başka şansımız yok. Peki sen hemen bulabilecek misin parayı? Yani ben iş yerini satışa çıkarmıştım. Ha sen bir de kendi yerini satıp onun parasını vereceksin. Sinan var ya, bunu hayatta kabul etmez, unut git. Ya tamam işte, söylemeyeceksin, haberi olmayacak. Ne olur Bülent bak, gerçekten. Tamam, belki gizli saklı bir iş ama hayırlı bir iş. Lütfen bak, daha önce yapmak istediğim şeyi telafi etmeme izin ver. Ha? Ne olur söyleme.
videolardan anında haberdar olabilirsiniz.